Beyyine suresinin 5. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle söylüyor. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ هُنَفَا اَوَ يُق۪يمُ السَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ ذَٰلِكَ د۪ينُ الْقَيِّمَةِ Diyor ki Rabbimiz ayette, insanlara yalnızca Allah'a ibadet etmeleri, dini ona halis kılmaları, yalnız ona iman etmeleri ve onun için namaz kılmaları ve zekat vermeleri emredilmiştir. Sağlam ve geçerli olan din budur. Şimdi bu dinin sahibi ne diyor ayet şu kısımda? Dini Allah'a has kılmaları. Bu dinin sahibi Allah. Şimdi biz ihlastan ne anlıyoruz abi? Saf, temizlik. Yani mesela saf zeytinyağı diyoruz değil mi? Niye saf zeytinyağı diyoruz? Bak bir tarafta zeytin var. Zeytin kırılıyor işte şey yapılıyor ve arkasından ne yapıyor? Yağı güzel bir şekilde çıkarılıyor. Onur anlatmıştım sana değil mi? Neydi abi meselemiz? Bakın. İhlasın yatağı kalpti abi. İhlasla niyet arasındaki fark ya da benzerlik dediğimiz olay şudur abi. Şimdi kalp dediğimiz, ihlasın yatağı kalp dedik ya, o işin en saf hali. Niyet ise kastımız abi. Ne diyoruz mesela biz? Allah rızası için namaz kılmaya. Biz öncelikle namaz kılmaya kalben karar veriyoruz abi. Zihnen de o ameli yapmaya kastediyoruz. Niyet dediğimiz şey bu. Anlatabildim mi? Yani ihlas kalbin yatağı. Daha öte bir şey söyleyeyim abi. Cüneydi Bağdadi'nin güzel bir tarifi var bu manada. Diyor ki, ihlas kul ile Allah arasındaki bir sırdır. Melek bilmez ki onu yazsın. Şeytan bilmez ki onu caydırsın. Nefis bilmez ki onu saptırsın diyor. Şimdi bu sözde gerçekten çok güzel mesajlar var. Şimdi Allah-u Teala yine bir kutsal hadiste şunu söylüyor. Diyor ki, ihlas kulum ile benim aramda bir sırdır diyor. Ve ben onu dilediğime tevdi ederim diyor. Demek ki işin merkezi kalp ve ihlas, samimiyet kalpte. O alana hiç kimse müdahale edemiyor. Bir kere bunu anlayacağız. Hani notlarda var mesela, niyet oku ama sadece kendi niyetini oku. İşte Bilal bu işi yapıyor, gayretli, azimli, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ama bu aslında görsünler diye, aslında onun kastı o değil. Bak Allah ile onun arasındaki bir sır bu. Sen ne yapıyorsun? Bu sırra müdahil oluyorsun. Müdahil olduğun için de Allah'a ait bir alana müdahil oluyorsun. Bu Allah'a ait alana müdahil olmanın adı da şirktir. Çünkü Allah'ın söz sahibi olduğu bir yerde sen söz söylüyorsun. Bu senin işin değil. Ha bize bakan kısmı neresi? İhlas bizim içimizde, Allah ile bizim aramızdaki sır. Biz kendi kalbimize bakacağız. Biz kendi ihlasımıza bakacağız. İhlas öyle bir şey ki melek diyor onun sevabını, onun karşılığını yazamaz. Uhud gazvesinden sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok yorulmuş. İki sahabenin kolunda böyle gidiyor ve bir kayanın üzerine çıkıp dinlenmek istiyor. Ama yorgunluktan çıkamıyor. Talha İbn-i Ubeydullah radıyallahu anh geliyor, böyle eğiliyor, sırtına basıyor, kayanın üzerine çıkıyor Peygamber Aleyhisselam. Ve şunu söylüyor, diyor ki, bugün Talha'ya cennet vacip oldu diyor. Talha İbn-i Ubeydullah diyor ki, ya Resulallah bu kadar küçük bir amele mi? Ya ne yaptım ki? Sadece senin önünde basamak oldum, sırtıma bastın ve kayanın üzerine çıktın. Bunun karşılığı cennet mi? Evet cennet. Biz buna gayretullah diyoruz abi. Allah'ın aşka gelmesi diyoruz. Allah'ın az bir amele çok karşılık vermesi diyoruz. Birçok bu konuda değil mi? Hadisler var böyle. Küçücük bir iş yapmış. Mesela adam bir tanesi geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman edecek. İşte çoban gönderiyor sürüsünü. Diyor ki önce iman edeyim savaşayım mı yoksa direkt savaşa mı katılayım diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki önce iman et sonra savaş. Adam iman ediyor savaşıyor. Şehit düşüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki az çalıştı, çok kazandı. Bir vakit namaz yok. Bakın ihlas meselesinde en temel anlayacağımız şeylerden bir tanesi amellerimiz değil abi. Fiillerimiz değil. Neyimiz? Kalbimiz. İhlasımız. Esas olan yaptığımız işin büyüklüğü, küçüklüğü değil abi. O işi niçin ve hangi maksatla yaptığımız, bütün meselemiz bu. İhlas meselesinde anlayacağımız şey bu. Şimdi ihlas kelimesi, kelime anlamı olarak bir şeyi içine karışan ve değerini düşüren
başka şeylerden temizleyip arındırmak ve saflaştırmak. Bembeyaz bir süt düşün abi. İçinde ufacık bir siyah leke olsun. O sütü kimse alır mı? Almaz. Diyelim ki bizim üzerimizden günahkar bir hayatımız var. Geçmiş günah defteri sol taraf çok kabarık diyelim. Hani bu temizleme şeyi var ya, böyle siyah bir şeyin içerisine sürekli su döküyorlar. İşte o siyahlık bitiyor, artık su beyaz hale dönüşüyor ya. İşte sen ihlaslı ve samimi bir şekilde iyi ameller, salih ameller işlediğinde Allah ne yapıyor? Senin o günahlarını temizliyor. Seni ondan arındırıyor. Bu arındırmak ve temizlemek. Şimdi başka bir tarifi de şu. Kulun Rabbi ile olan muamelelerinde halkı aradan çıkarmasıdır abi. Sadece Allah'a bakmasıdır. Sadece Allah'ı dinlemesidir. Sadece Allah'ın istediği şekilde yapmasıdır. Ve gerçekten ihlas nefse en ağır gelen ameldir abi. En zor amel ihlastır abi. Şimdi biz namaz kılmanın zorluğundan bahsediyoruz değil mi? Üşengeçlik, tembellik. Bu değil abi. Bak biz eğer ihlaslı olsak o amel dediğimiz, fiil ve davranış dediğimiz namaz ibadetinde tembelliğimiz olmayacak. Bak biz tembelleşmeyeceğiz. Bizim ihlasımızda problem var. İhlasımızdaki problemi halletsek amellerimiz küçük de olsa, az da olsa makbul olacak ve geçerli olacak. Temel sıkıntı bu. Bir başka anlamı ise Fudayl İbn Yad şöyle söylüyor. Diyor ki insanlardan dolayı ameli terk etmek riyadır diyor. Şimdi bak abi tam ters köşedir bu. Ters tarafa gitti mevzu. Devam edeyim söze. İnsanları düşünerek amel ise şirktir. İhlas ise Allah'ın kişiyi her ikisinden uzakta ve afiyetle kılmasıdır. Şimdi ne dedi abi birinci kısımda? İnsanlardan dolayı bir ameli terk etmek riyadır dedi, şirktir dedi. Nasıl olur abi bu? Şimdi şöyle diyelim. Hiç kılmadığım bir evvabin namazını burada, insanlar burada diye, bu insanların içindesin diye kıldın, görsünler. İşte arkadaşlar beğensinler diye kıldın, gittin abi. Gösteriş yaptın. Riya oldu bu. Ama sürekli kıldığın bir evvabin namazı vardı. Dedin ki ya arkadaşların arasında kılmayayım. Bu da riya abi. Namazı terk ettin, bu da riya. Niye? Çünkü diğer insanları gözettin. Şimdi günlük 20 sayfa kitap okuyordun. Tamam mı? İşte insanlar görsün diye böyle elini aldın, böyle herkesin içinde böyle oturdun. İşte kitabı açtın, okumaya başladın. Görsünler. Ya ben 20 değil de 100 okuyorum aslında. Moduna girdin, havasına girdin. Bu riyadır abi. Ama günlük 100 sayfa kitap okuyordun. O 100 sayfa geldin burada okumaya başladın. Baktın ki insanlar burada, insanlar bakıyor. Ben bu ameli yapmayayım. Bu kitabı okumayayım dedin. Bu da riya abi. Bak sürekli yapmış oldun. Daha öte bir şey söyleyeyim. Farzın riyası olmaz denir abi. Anlatabildim mi? Biraz böyle kafalarda soru işareti oluştu sanki. Abi bütün mesele şu. İnsanları gözetmeyeceksin. Sen eğer her gün akşam evvabin namazı kılıyorsan 100 kişi de etrafında olsa evvabin namazını kılacaksın abi. Mesele bu. Ama hiç kılmadığın bir evvabin namazını insanlar görsün diye burada kıldın. Yine aynı mesele gitti abi. Başka bir tanımı ise şudur abi. Birincisi kişinin amelini kendinden bilmekten, ona güvenmekten ve yetinmekten, karşılık beklemekten kurtulmasıdır. Mevzu çok derine gidiyor değil mi? Kişinin amelini kendinden bilmez. Hangi ameli kendimiz yapıyoruz ya Allah için? Yani bir şöyle düşünebiliyor muyuz yani? Şöyle bir kendimiz böyle bir muhasebe yapalım. Şimdi burada bir ders yapıyoruz değil mi? Böyle bir amelimiz var. Güzel, hayra bir başlangıç yaptık değil mi? Bu bizim kendimizden mi? Bizden mi kaynaklandı? Yani benim çok ilmimden mi kaynaklandı? Senin talip olmandan mı kaynaklandı? Hiçbir yaptığın işi kendinden bilmeyeceksin. Bak bunun yolu da şudur. Her şeyin sahibinin Allah olduğunun bilincinde olacaksın. Hani böyle çok uzun bir serüven yaparım da buna. Hani böyle mevzu uzar yani. Sen buraya geleceksin, burada tanışacaksın. İşte 30 yaşında Sinan Hoca ile tanışacaksın. Çatkapı'ya geleceksin, sohbete gideceksin. Şu olacak, bu olacak falan filan. Sonra böyle güzel bir işin içerisinde Allah seni istihdam edecek. 10 yıl önce hiç kimse bunu düşünmüyordu. Senin bir dahlin yok ki buna. Allah bir gün Hamza'yı vesile kıldı, bir gün Ahmet'i, bir gün öbürünü derken vesile bak senden değil, Allah'tan. İkincisi
Bu ameli yaparken tamam güzel bir giriş yaptın şimdi. Böyle bir derse katıldın. Böyle bir yerde hizmet ediyorsun. Elhamdülillah bu güzel bir iş. Yaptığın işe güvenmeyeceksin abi. Çat kapıda ne bulaşıklar yıkadık inşallah bu bizim cennette böyle ırmakta yüzeceğimiz bir mesele olur gibi düşünmeyeceksin abi. Çünkü neden? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Hiç kimse amelleriyle cennete giremez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da buna dahil. Dolayısıyla ders çalışarak cennete giremeyeceğiz abi. Ama derse ihlaslı çalışırsak cennete girebileceğiz. Burada hizmet ederek cennete giremeyeceğiz abi biz. Ama ihlaslı bir şekilde çalışırsak cennete girebileceğiz. Para vererek cennete giremeyeceğiz. İnfak ederek cennete giremeyeceğiz biz. Ama ihlaslı bir şekilde infak ettiğimizde inşallah o bizim cennet akçemiz olabilir. Diyor ki devamında ve o yetinmek, o amelle yetinmek. Şimdi böyle ne yapıyoruz genel klasik tabir? Hamza hocam diyor ki ya hocam benim eskiden bir hayatım vardı ki şu vardı, bu vardı, şöyle vardı, böyle vardı, böyle günah işte kötü şeyler anlamında. Ama diyor şimdi bir bakıyorsun ki böyle bir hizmetin içerisindeyim. Biraz da böyle dışarı baktık mı meselede öyle mi Ahmet? Dışarı baktık mı lan millette ne abdest var, ne namaz var, ne din var, ne iman var, ne gayret var, ne şu var, hiçbir şey yok. Cuma'ya gideyim 10 numara Müslümanım ben. 5 vakit namazıyım 20 numara Müslümanım. Bir de çat kapıya gittim 50 numara Müslümanım. Bizim standartlarımızı bulunduğumuz çevre belirlemiyor. Çalıştığımız ortam belirlemiyor. Toplumun hayatı bizi belirlemiyor abi. Ne belirliyor bizi? Kur'an ve sünnet belirliyor. Sahabenin hayatı. Hep bunu yapıyoruz değil mi? Kıyas yapacağız ya. Yani şimdi mesela Darül Erkam'daki talebeler dedik değil mi? Oradan başladık. Oradaki dersleri bir düşün. Oradaki o dersin karşılığındaki çekilen işkenceler, zulümler bunları düşün. Bir diğer tarafta da bizim yapmış olduğumuz dersi düşün. Çok kötü. Ama bak biz meseleye nasıl bakıyoruz? Ya toplum bu şekilde ya cennete girecek olsa herhalde bizim gibi adamlar girer. Öyle bir şey değil bak. Amelle yetinmek oluyor abi. Yetinmeyeceksin ve karşılık beklemeyeceksin. Yaptığın hiçbir işin karşılığını beklemeyeceksin abi. Karşılık ummayacaksın. Hep şöyle söylüyorum. Abi biz bütün yaptıklarımızın karşılığını peşin aldık ya. Her şeyi peşin aldık abi. Kur'an okuduk peşin aldık abi. Ders yaptık peşin aldık. Namaz kıldık peşin aldık. İnfak ettik peşin aldık. Zekat verdik peşin aldık. Hepsini peşin aldık abi. Neyle ölçülebilir? İnfak mı? 10 lira infak etmişsin. Bir böbrek kaç lira abi? Bir göz kaç lira? Bir psikolojik danışmanlık kaç lira? Almışız bak hepsini almışız. Yani Allah-u Teala işin sonunda dese ki işte kulum sen dünyada karşını aldın. Sahabenin bu şekilde vefat anlarını her zaman söylüyorum değil mi? Böyle bir hali var. Ben korkuyorum ki diyor Allah benim ücretlerimi bu dünyada vermiş olsun. Habbab bin Elet'in sözüdür. Benden öncekiler diyor ne halde gittiler diyor. Musab gibi birisi üzerinde kefeni olmadan gitti diyor. Ama diyor şu evin içerisine bir bak diyor. Tabak çanak 3 tane orada şey var. Ben korkuyorum ki diyor Allah benim yaptıklarımın karşılığını burada vermiş olmasın diyor. Biz peşin almışız abi bütün hepsini. Dolayısıyla bir beklentinin içerisine girmeyeceğiz. Ne abi bizim derdimiz? Allah'ı razı etmek. İhlaslı olmak. Mesele bu zaten. İkincisi, kişinin bütün gayretiyle amel etmesine rağmen amelinden utanması. Şimdi böyle güzel bir iş yapınca genelde şöyle oluyor değil mi? Şöyle falan işte böyle. Güzel bir derse başladık. Elhamdülillah. Disiplinli bir derse başladık. Güzel bir iş yapıyoruz. İşte bu hafta da çok insan geldi. Güzel hizmet ettik. Şunu yaptık, bunu yaptık falan diye böyle. Böyle kendi kendimize değil mi? Utanmamız gerekiyor abi. Bir amel yapıyoruz yani. Şöyle düşünmemiz gerekiyor. Ya Rabbi bu sana layık bir amel değil. Böyle gözyaşları içerisinde bir gece namazı kıldığını düşün abi. Tamam mı? Orada bile şunu demen gerekiyor. Allah'ım sana layık bir namaz değildi bu. Neden? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı diyordu değil mi? Onun kıldığı gibi biz namaz kılamayacağız zaten biz. Onun tuttuğu gibi bir oruç tutamayacağız. İşte sahabenin yaşadığı hayat gibi bir hayat yaşamayacağız. Bir amel işledik diye güzel bir iş yaptık. Allah inşallah nasip etsin. Gençlik merkezini yaptık. Ve hayallerimizi, istediklerimizi, talebeler yetiştirdik. Güzel işler yaptık. İşte insanların hidayetine vesile olduk. Abi yine hayal edeceğiz ya. Yine utanacağız. Yine mahcup olacağız. Ya Rabbi yine sana layık değildi bunlar. Ancak böyle utanır insan değil mi? Böyle mahcup olur yani. Sana layık bir iş değildi bu. Ve nefsiyle değil de Allah'ın fazlı ve keremiyle olduğunu bilecek abi. Ne güzellik başımıza gelmişse bu Allah'ın bize ikramı
ve fazlından kaynaklanıyor bilincinde olacağız. Üçüncüsü, amelini ilme tabi kılıp kendisini de hakkın hükmüne teslim etmesi. Masivadan, yani insanı Allah'tan uzaklaştıran her şeyden kurtulmasıdır. Amel değil mi? Amel edeceğiz. Ne dedik? İşte ilim öğreneceğiz. Ve o ilme öncelikle kendimiz o hakka teslim olacağız abi. Bu vazifeye önce biz teslim olacağız. Önce biz aday olacağız. Genelde şöyledir. Bu işler hep böyle etrafa bakılır abi. Hamza yapsın, Bilal yapsın, işte Ahmet yapsın, bir diğeri yapsın. Zaten bir yapan bulunur. Mesela bir geldiniz masalar kurulmuş. Ama hiç nasıl kurulduğunu merak etmediniz. Bir geldiniz işte örnek veriyorum masa hazırlanmış, işte kamera hazırlanmış. Geldiniz oturdunuz dersiniz yapın. Ama hiç merak etmediniz bunlar kim yapmış? Kendiliğinden olmuş. Burada da şunu söylüyor abi, diyor ki Allah'tan uzaklaştıran her şeyden kurtulması. Bu söylediklerimin hepsi ihlasın tarifiydi abi. İhlasın zıttı neydi Samet? Riya. Riya neydi abicim? Gösteriş. Bir insanın, bir kişinin yapmış olduğu bir işi, bir ibadeti insanlar görsün diye yapmasıdır. Yani az önceki ihlas meselesinde asıl özne aşağı, yani Allah-u Teala, diğer tarafta ise diğerleri. Allah için yapılanların hepsi ihlas. Bir başkası, bir başka sebep, her ne sebep olursa olsun, Allah'ın dışındaki her şey için yapılanların hepsi de riya. Hepsi de gösteriş ve bu bir samimiyetsizliğin ve ikiyüzlülüğün ve kişiliksizliğin sonucudur abi. Riyakar insanlara bir bak abi. Bir mecliste oturursun mesela. Hep böyle yaptıklarından bahseder. Biz şöyle yaptık, biz böyle yaptık. Ya bizim mesela ömrümüz, o İbrahim değil mi? Yıllarımız hep bu işlerde geçti. Elhamdülillah. Hiç böyle elhamdülillah böyle çok cahili bir hayatımız olmadı. İmam Hatip Lisesi mezunuyuz. Okulu bitirdik, hemen İslami davanın içerisine girdik. Bir şekliyle işte böyle sohbetler falan derken şimdi işte buradayız. İşte bu kadar kitle var, bu kadar takipçi var. Şunlar var, bunlar var falan filan böyle. Bak nereye gidiyor abi mevzu? Riyaya gidiyor. Adım adım riyaya gidiyor. İnsan da kişilik bozukluğuna yol açıyor. Şöyle düşünelim, yani dünyevi anlamda psikolog da var burada ama kişilik bozukluğu değil mi? İnsanın sürekli kendini ve yaptıklarını nazara vermesi. Narsistik. Aynen. Şöyle diyelim mesela, şimdi dedim ya masalar kurulmuş. Bilal diyor ki ya ben kurdum hocam masaları ya. Kim kurdu? Kurdun, başını belaya soktun yani. Söyledin, hani örnek veriyorum, bunu söyledin. İşi yaptın ama başını belaya soktun. Yapmasaydın, Ahmet gibi evinde otursaydın hiçbir problemin olmayacaktı. Ve bunu da söylemeyecektin yani. Geldiğinde masalar hazır olacaktı. Hiç böyle bir şeyin içerisine girmeyecektim. Bir de mesela kişilik bozukluğu dedim ya mesela. Gerçekten sıkıcı değil midir? İtici değil midir? Ya oturuyorsun, adam sürekli kendini anlatıyor. Ya yeter kardeşim dersin yani işin en sonunda. Zümer suresi 3. ayet-i kerimede de Rabbimiz şöyle söylüyor. Diyor ki, haberiniz olsun ki halis din Allah'a mahsustur. Aynı şey abi. Dinin saf, temiz, arınmış hali Allah'a ait ve Allah'tan gelendir. Kimse bu alana müdahale etmeye kalkmasın. Diyor ki ondan başka bir takım dostlar edinenler şöyle derler. Biz onlara bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Doğrusu Allah itirafa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Muhakkak ki Allah yalancı ve kafir kimseyi hidayete erdirmez. Bizi yaratan Allah olduğuna göre, biz onun kulu ve kölesi olduğumuza göre bütün kuralları ve kaideleri belirleyen odur. Hiç kimse kendi kafasından bir kural ve kaide belirlemeye kalkışmasın. Burada ayette anlatılan şey şu değil mi? Putlara tapıyorlar, bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye. Allah kendisine yaklaşman için bir aracı sunmanı istemiyor. Ben size şah damarınızdan daha yakınım diyor. Adam iyi niyetli, hani konumuzla bağlayalım. Adam iyi niyetli. İyi niyeti nedir? Bizi Allah'a yaklaştırsınlar. Ya zaten Nuh Aleyhisselam'dan sonraki süreçte başlıyor biliyorsunuz putperestlik. İşte tufandan sonra kurtulanlar var. Orada bazı isimler var. Onlar diyorlar ki işte bu gemiye binen insanlar salih insanlardı. Nuh Aleyhisselam'a iman eden insanlardı. Onların diyor adlarını unutmayalım. Mesela böyle başlıyor. Adlarını sürekli sayalım işte. Sonrasında diyorlar ki onları resmedelim. Sonrasında diyorlar ki gelin onların önlerinde eğilelim. Puta dönüşüyor.
iyi niyetle başladı. Demek ki iyi niyetli olmak da yetmiyormuş. Bu da ayrı bir başlık. Bunun altını çizin abi. Sadece iyi niyetli olmak yetmiyormuş. Neden yetmiyor biliyor musunuz? Yaptığımız bir işin salih amel olabilmesi için, iyi bir iş olabilmesi için, iyi diye tanımlanabilmesi için bazı kriterler var. Birincisi Allah'a iman olacak. İkincisi Allah'ın rızası olacak. Üçüncüsü Allah'tan başka hiç kimseden karşılık beklenmeyecek. Dördüncüsü niyetin halis olacak. Beşincisi ise sünnete uygun olacak. Kehf suresi 110. ayet-i kerimede diyor ki Rabbimiz, kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak kılmasın. Şimdi iyi niyetli olmak yetmiyormuş abi, değil mi? İyi niyetliyim. Aslında niyetim o değildi. Yani ne yapıyor bazen? Mesela bir kavga esnasında gidiyorsun, aralamak istiyorsun mesela. Diyorsun ki iki kişiyi ayırayım, adam silahı çekiyor. Sen engellemek istiyorsun, adam pat diye ateşliyor, gitti. Senin elinde ateşlendiğini varsay. Aslında ben ayırmak istiyordum. Yani ayıralım da, ayırmak istiyordum. İyi niyetle bir şey yapmak istiyordum ama sonuç kötü oldu. Ceza vermeyelim diyorlar mı? Ceza vermeyelim demiyorlar. Ceza veriyorlar. Şimdi mesela bu konuda dedim yani. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın aktarmış olduğu hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle söylüyor abi. Salih amelle alakalı. Allah'ın rızasını gözeterek yaptığın her harcamadan sevap alırsın. Kasım seversin sen böyle hadisleri. Allah'ın rızasını gözeterek yaptığın bütün harcamalardan sevap kazanırsın. Hatta eşinin ağzına koyduğun lokma bile sadakadır diyor. Sen bir eş alman lazım tabii bu durumda. İkinci kısım seni ilgilendirmiyor fazla. Düşünebiliyor musun abi? Şimdi biz böyle bir dinden bahsediyoruz. Hani ihlas, şöyle bir psikoloji oluşmuşsa, yani ihlaslı olmak zor, işte gerçekten kalbimizi temizlemek zor falan. Bir, bu da çok kolay bir kısmı abi. Şimdi akşam eve giderken maaşını almışsın. Diyorsun ki evdeki çocuklara bir kilo tatlı alayım. Ama Allah rızası için tatlı almak. Çocuklar tatlı yesin diyerek alıyorsan, yani hadi bir şekilde olur diyeyim de. Ama Allah rızası için diyorsan sevap abi. Hani helalinden kazanmak. Daha öte bir örnek vereyim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, hanımınızla yaptığınız cima bile sevap hükmündedir. Dine bakar mısın? Sahabe şaşırıyor. Diyor ki ya Resulallah biz nefsimiz için bunu yapıyoruz. Aynı işi diyor, haram yoldan yapma imkanınız var mıydı? Vardı. Ama söylediğim gibi salih amel kriterlerine uygun bir şekilde yaptığınızda bundan ecir ve sevap elde edersiniz. Din kolay abi. Bazen nefsinin istediklerini bile yapabilirsin. Nefsinin hoşuna giden şeyleri yapabilirsin. Onlardan bile sevap elde edebilirsin. Ama dediğim gibi kriterler belli. İkinci kısmı ise nedir? Bunun tam karşılığı. Dedik yani niyetimiz iyi olacak, salih amel oluşacak. Diğer tarafta ne var abi? Zayi olan amel var abi. Şimdi ne dedik? Mevzumuz şu. Amele bakmıyoruz, işe bakmıyoruz. Yapılan iş önemli değil. İhlas önemli, samimiyet o önemli. Zayi olan amel var. Buna da biz ne diyoruz abi? Sünnete, az önceki kriterlerin hepsi geçerli. Tam ters olarak düşünün. Sünnete uygun olmayan amel. Yani içerisinde riya olan amel. Yani içerisinde bidat olan amel. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu konuda ne diyor? Her bidat sapıklıktır ve bidat üzere yapılan, yani peygamberin sünnetine uygun olmayacak, ters olarak bir işin yapılması bidattır, merduttur ve kabul değildir diyor. Furkan suresi 23. ayet-i kerimede diyor ki Rabbimiz, onların yaptıkları bütün amellerine yöneldik ve onları dağılmış zerreciklere çevirdik diyor. Yani çok amel yapmış, onları diyor, onların karşısında nasıl biliyor musun? Yaptıklarını paramparça edecek Allah-u Teala, toz haline getirecek, onların yüzüne o şekilde tabiri caizse üflenecek. Ne ile? Riya içerisinde yapmış. Ne ile? İşte bidat üzere yapmış. Ne ile? İşte sünnete uygun bir şekilde yapmamış. Bakın daha dehşet bir ifade söylüyor Peygamber Efendimiz. Diyor ki, gösteriş için oruç tutan, gösteriş için namaz kılan, gösteriş için sadaka veren Allah'a şirk koşmuştur. Namaz, oruç, sadaka ve karşılığı şirk. Çünkü bak şunu anlayalım abi. Allah ve diğerler. Allah'ın dışında gözetilen bir şey olduğunda
ne iş yapmış olursan ol bu şirke gidiyor abi. Diyor ki yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, nice gösteriş için gece ibadeti yapanlar vardır ki ellerine geçecek şey sadece uykusuzluktur. Nice hevası için oruç tutanlar vardır ki onların kendi ellerine geçecek şey susuzluk ve açlıktan başka bir şey değildir.